İlk soykırım diye anılan hadiseyi biraz anlatır mısınız? Yani nerede oluyor, kim yapıyor? Türkiye ile bağlantısı nedir? Şimdi Avrupa'da tabii çok değişik asırlarda yapılan soykırımları var. Ancak bilhassa benim yani biraz yakından tanıdığım Fransa tarihine az da olsa ilgide duydum hocam. Ya. 7 yıl kaldığım süreci zarfında. Yok, bizzat Fransa'da Fransızların Fransızlara yaptığı bir soykırımından biliyor. Fransızlar bahsediyor. Yani kitaplar var. La Genocide Franco-Française diye. Fransızın Fransız'ı soykırıma uğratması. İhtilal esnasında Fransa'nın batısında hala o bölgede 14 Temmuz yani Cumhuriyet Bayramı olarak pek kutlanmıyor. çünkü kaynakların verdiği en düşük rakam 50 bin, 500 bine kadar rakam veriliyor. Batı Fransa'da bir bölge Nantes şehrine yakın, Bordeaux ile Nantes arasında Şöle merkezi şu anda orada bir büyük şehir var Şöle diye. Bu şehirde ve çevresinde halk kiliseye ve krala bağlı. Bu insanları ihtilal orduları öyle bir basıyor. İhtilal orduları komutanı diyor ki bu bölge Vendée Vengée yani intikam alınmış Vendée. Bir karış toprak yok ki buraya bir Vendeli gömmemiş olalım diyor. La Loire nehri akıyor orada. Ceset akıyor aylarca nehir. Yani ihtilal orduları düzleyip geçiyorlar. Ve Fransa devleti hala özür dilemiyor bu oradaki işlenen katliamdan. Resmi kaynaklarda bile zaten Fransız ihtilalinde yaklaşık 1,5 milyon insan öldüğü söyleniyor. Yazılıyor yani. Şimdi bu Fransa'daki olay Avrupa tarihinde herhalde örneği pek bu anlamda yok. Yani çünkü hem kendi insanı ve kendi insanı sırf merkezi idareyi kabul etmiyor diye o dönemde de başkaları da var. Sadece Vandeliler değil, ihtilal ordularını, ihtilali kabullenmeyen Almanya'ya sığınıyorlar. 10 bin kişi adına bizim Viyana sefirimize de bir müracaatta bulunuyorlar. Osmanlı bizi alsın, adalara yerleştirsin, Balkanlara yerleştirsin ve biz 4 bin kişi eli silahlı insanımızı Osmanlı Devleti'ne Fransa'ya karşı bile kullanacağı şekilde vereceğiz diye. Allah Allah. Çok uzunca bir belgeydi. Yani çok enteresan. 1790'larda yazılmış bir belge. Bu belgeyi biz yayınlayınca epeyce bir gürültü koptu tabii. Yani Fransa'da olamaz böyle bir şey dediler. Özellikle bu milliyetçi kesim falan. Biz dediler yani Türklerden, Osmanlılardan asla yardım beklemeyiz diye. Tabii hiç beklemezsiniz. Ama ben şimdi bu Avrupa Birliği'nin kuruluşunun 50. yılı vesilesiyle Le Figaro'da bir tane enfografik yani bilgi harita şeklinde, grafik şeklinde bir haber vardı. Onu okuduğumda 1. Dünya Savaşı'nda 11 milyon, 2. Dünya Savaşı'nda da 60 milyon insan öldü. 60 milyon. 60 milyon. Evet. Hocam tarihteki bütün savaşlarda ölen insan sayısı 2. Dünya Savaşı'ndan azdır. Müsaadenizle kısa bir keseceğim ve bir mesaj geldi. Şehrazat Sevinç Ders. Denmiyor. Şehrazat Hanım. Evet. Kızı. Annemin konusu geçmiş merak ettim. Konu nasıl valideme geldi? Söyleyeyim efendim. Bir kanaatimi söylemiştim. Türkiye'de benim görüşüme, zevkime göre caz okuyan, yani cazı layıkıyla, hoca da katılmıştı evet. Cazı layıkıyla okuyan hanımlar arasında tabii iki isim vardır. Biri Sevinç Tefs, biri Alter Altman demiştim. Yani o şekilde geçmişti. Hoca da ah canım ne güzeldi demişti. Annem 24 Ekim 1976'da vefat etti. Cevdet Çağla Özdayı'dır. Benim de büyük dayımdır. Kuzen değil. Annenin büyük atası da anneannem tarafından Hammamizade İsmail Dede Efendi. Bilginize sevgiler efendim çok teşekkürler. Evet şuradan biliyorum Cevdet Bey'in bağlantısını, akrabalığını. Cevdet Bey ve kız kardeşi Mebruki Hanım rahmetli. Anneniz rahatsızken o arada biz çok sık görüşürdük. Fahir Hanım'ın evinde. Haftanın iki günü falan Cevdet amcayla. İşte Sevinç hasta, üzgünüz falan derlerdi. Oradan biliyorum efendim. Allah rahmet eylesin. Yani konunun Afrika ve Osmanlı İmparatorluğundan Sevinç Tevse gelmesi. Bu programda hep oradan oraya atlıyoruz biz. Ama bir Yahudi şarkısı çaldık. Şeyin aslını, memleketim şarkısının. Alper Altman'ın okudu. Sonra ben tekrar söyleyeyim. İki
cazcı, caz okuyan iki hanım vardı benim için dedim Türkiye'de. Biri Sevinç Tepsidir, biri Alternatif Bandı dedim. Nurhan Hoca da evet dedi. Bahis efendim böyle geçti. Hocam, fakat hanımefendi teşekkür ederiz efendim alakanıza. Hocam size üç tane soru var. Sorular enteresan. Somalili kendilerini Arap demekte ısrarlı. Niçin Arap diyorlar diyorlar. Kimse olmuş, Mustafa Aslanbay olmuşlar. Evet Sayın Büyükelçim. Somaliler Araplarla belli bir ırk olarak karışmaları tabii ki bin yıllık bir dönemleri var en az. Mümkün. Ancak bu birebir Somaliler Arap değil. Hı. Konuştukları dil Arapça değil. Yani onlar bir Arap ırkından gelen insanlar değil. Ancak kültürel anlamda kendilerini o kültür coğrafyasından hissetmeleri. Yoksa Somaliler tamamen Afrikalı bir kavim. Fakat karışmamışlar mı hiç? Karışma tabii ki var. Aslında Yemen'e çok yakın zaten. İster istemez. Zaten Somalilerdeki açık tenlilik biraz melez bir ırk olduklarını gösteriyor. Hı. Ancak Somali dili tamamen o bölgeye ait yerel bir dil. Arapça değil. Yani bir soru daha. Yani Mustafa Bey'in soruları bunlar. Varsangali Sultanlığı nedir? Acura İmparatorluğu nedir? Yani orada Tacura bir şehri var. Bir Libya'da var. Bir de imparatorluk değil de bunlar oradaki yerel bir güç. Şimdi Mahmut Nedim Akbilek Yemen hatıralarında Yemen'in bir kasabasında 125 tane sultan var diyor. Öyle sultan yani. Yani bir kasabada. Bizim Anadolu'yla mukayese ediyor, bizim muhtarların mukabili diyor. Çok güzel. Buyurun. Yani Tacura orada bir kasaba. Yani Aden Körfezi kenarında Berbera, Tacura, Zeyla. En önemlileri Zeyla'ydı. Çok güzel bir cevap. Çok güzel. Bu soruyu soran genç 16 yaşındaymış. Ne güzel. Nasıl kendimi geliştirebilirim? Her şeyi öğrenmek istiyorum. Canım. Ben mirasa sahip çıkacağım diyor. Maşallah çok güzel. Bir soru şey daha sormuş. Sudan'da Türkler neden tüm milli Sudan'da Türkler için neden diğerlerinin aksine hoşgörü var diyorlar? Hakikaten bizi severler. Tabii şimdi Sudan bizimle 19. yüzyılda daha çok yani halk Türkleri tanıdı. Dediğim gibi Habeş eyaleti Mısır'ın Port Said'den Sevakin, Massawa, Asap ve Zeyla şeklinde sahil şehirlerinde uzanıyordu. İçeriye girişleri 19. yüzyıl tanıdılar. 60 yıllık bir birliktelik var ve çok kısa sürdü.